Evet, herkese merhabalar. Öncelikle webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızda Kreo'nun bize sunduğu yeni bir modülü tanıyacağız. Kompozit modülünü. Kabiliyetlerini göreceğiz. Sorularınız varsa webinar sonunda yazılı olarak iletebilirsiniz. Şuradan chat bölümünden ya da işte question bölümünden de sorabilirsiniz. Evet, şimdi herhangi bir sorunuz yoksa başlayabiliriz isterseniz. İlk olarak Creo'nun daha doğrusu kompozit tanımlayacağız. Kompozit tasarımında karşımıza neler çıkıyor onu göreceğiz. Daha sonra Creo içerisinde bu tasarımları nasıl gerçekleştirdiğimize bakacağız. İlk olarak kompozit nedir? Kompozit belli malzemelerin makro düzeyde bir araya getirilerek aslında istenilen fiziksel olgunluğa getirilmesi olarak isimlendirebiliriz. Mesela şurada farklı farklı malzemeler görüyorsunuz. Bir rüzgar gülünü görüyorsunuz mesela. Buradaki malzemeler mikro düzeyde değil ki mikro düzeyde olursa zaten biz buna alaşım diyoruz. İki veya daha fazla işte malzemenin bir araya getirilerek her birinin farklı güçlü özelliklerini bir arada kullanabileceğimiz bir yapı oluşturabiliriz. Biz bu yapıya da kompozit diyoruz. Şöyle örnek vermek gerekirse, mesela bir kayak takımını ele alalım. Kayak takımının şöyle bir kestiğini aldığımız zaman farklı farklı malzemelerden oluştuğunu görebiliyoruz. Mesela şu yan taraflarda titreşimi absorbe edici malzeme kullanılabiliyor. Ortada bir kor malzeme görüyorsunuz. Rigidliğini artıracak. Ve alt tarafta base dediğimiz bir malzeme var. Bu malzeme de tabii sürtünmeyi en aza indirecek şekilde bir malzeme seçilmiş durumda. Bu şekilde aslında kullanımını en verimli hale getirmiş oluyoruz. Şöyle bir örnek gösterecek olursak da daha doğrusu kompozitin ilk olarak yapısını anlatacak olursak, fiber bazlı kompozitlerde şöyle bir matris elemanımız bulunuyor. Bu matris elemanımız aslında bizim ana malzememiz. Ana malzememizi güçlendirecek bir takım malzemeler ekliyoruz bu şekilde ve biz bunu aslında kompozit diyoruz. Şimdi burada görebiliyorsunuz fiber diyoruz. Burada güçlendirdiğimiz malzemeye fiber malzeme diyoruz. Bakın fiber malzeme karbon, matris malzemeler ise alüminyum. Ve bu yapının buradaki fiziksel özelliklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda diğer kombinasyonlarla oluşan kompozitlerin de fiziksel özelliklerini görebiliyorsunuz. Şimdi kompozitin sınıflandırılması aslında tek bir sınıflandırılma bulunmuyor. Çeşitli konular baz alınarak da sınıflandırma yapılabilir. Yani bir matris malzemesine göre sınıflandırma da yapılabilir. Fakat en genel tabiriyle şu şekilde sınıflandırabiliriz. Biz fiber ile güçlendirilmiş kompozitler görebiliyoruz. Yani az önce gördüğümüz ya da partikül olarak güçlendirilmiş kompozitler görüyoruz. Yapısal kompozitler ve son olarak işte nano kompozitler dediğimiz işte genelde diş hekimliğinde kullanılan dolgu malzemeler için düşünebilirsiniz. İçin kullanılan kompozit malzemeleri düşünebilirsiniz. Biz Creo içerisinde structural kompozit malzeme grubundaki laminates'i kullanabiliyoruz. Buradaki laminates aynı zamanda katmanlardan oluşuyor ve her katman aslında fiber ile güçlendirilmiş kompozit malzemelerden oluşuyor diyebiliriz.
Şimdi biz burada laminar kompozite biraz daha değineceğiz. Laminar kompozitte yerleştirilme bizim için çok önemlidir. Her katman aslında gördüğünüz gibi yerleştirildiği açılara göre farklı özelliklere, fiziksel özelliklere sahip olabiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bütün fiberler aynı yöne bakacak şekilde katmanlarımız üst üste eklenildiğinde buna aslında unidirectional, yani işte aynı doğrultudaki anlamına gelen unidirectional kompozit ismini veriyoruz. Ya da işte şöyle birbirlerine dik olacak şekilde, fiberler dik olacak şekilde, 1.0-1.90 olacak şekilde de yerleştirebiliyoruz. Ya da şöyle açılı da yerleştirebiliriz. Ya da herhangi bir düzenlemeye tabi tutmadan karışık bir şekilde de yerleştirebiliriz. Burada tamamen yapıyı nerede kullanacağımızla alakalı bir durum. Yapı burada hangi fiziksel özelliklere maruz kalacaksa ona göre bir tasarım yapılabiliyor. Evet, Creo içerisindeki kompozit tasarımını anlamamıza yardımcı olacak bir takım teorik bilgileri edindik. Şimdi artık Creo'ya geçebiliriz. Creo kompozit modülünün arayüzünü görebiliyorsunuz. Burada sekmeler görünmüyor ama tek bir sekme altında bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle sol tarafta model ağacımız bulunuyor gördüğünüz gibi. Model ağacının üstünde kompozit ağacımız da bulunuyor. Burada yaptığınız işlemleri bu ağaç altında görebilirsiniz. Ve sağ tarafta da oluşturduğumuz katmanların yönettiğimiz bir ağaç bulunuyor. Evet, Creo kompozit modülü nedir? Tam adı olarak aslında söyleyecek olursak, Creo Composite Design and Manufacturing modülü. Burada Creo içerisinde kompozit tasarımını ve üretilebilirliğini analiz edebileceğimiz bir modelden bahsediyoruz. Bu modelde Creo Composite Design ve Manufacturing modülü. Şimdi program tarafına bakacak olursak, kompozit tasarımını nasıl ele alabiliriz? Temel tasarım olarak mesela bir yüzey tasarlıyoruz, değil mi? Kompozit tasarımının ön çalışması olarak bir yüzeyimizin bulunması gerekiyor. Daha doğrusu bir parttan yüzeye geçmemiz gerekiyor. Kompozit malzemesini oluşturmak istediğimiz. Daha sonra yüzey içerisinde belli eğrilerimizin bulunması gerekiyor. Ve bu eğrileri, çünkü bu eğriler etrafında biz kompozit malzemelerimizi şekillendireceğiz. Daha sonra Creo kompozit modeline geçerek oluşturduğumuz bu model üzerinde gerekli çalışmalar yapabiliyoruz. Yani bakın, burada fly definition dediğimiz katman tanıtımlarını yapabiliyoruz. Ya da üretilebilirliğini irdelediğimiz işte draping simulation'ları yapabiliyoruz. Burada işte post processing işlemleri dediğimiz, yani tasarım sonrası artık sonuçları aldığımız bölümleri oluşturabiliyoruz. Bunlar nedir? Katmanları katı bir şekilde de görmek istiyoruz. Bunları yapabiliriz. Ya da şöyle plywood dediğimiz her bir katmanın düz açılımlarını da görebiliriz. Şimdi Creo 10'la beraber gelen ve aslında kompozit tasarımına da yardımcı olacak yeni fonksiyonlar da eklendi tabii. Bunlardan birincisi eğri oluştururken artık kapalı profilleri kolaylıkla yakalayabileceğimiz fonksiyonlar getirildi. Bunu da birazdan göreceğiz zaten demo içerisinde. Creo içerisinde aynı zamanda fly definition yapılabileceğimizi söylemiştik. Burada işte iki adet bir ayrımımız var. Manual fly ve core fly. Birisinde tamamen core yapıya tasarladığımız gibi, diğerinde ise sadece katman tasarımı yapıyoruz. Bu ikisi arasındaki temel fark, birinde biraz daha katı şeklinde katı modelleme gibi düşünebilirsiniz. Burada katı ya da bir taper açısı veriyoruz. Burada yüzeyleri
Yani katmanları bölebiliriz. Hatta bu bölmeleri bir overlap, yani birbirlerinin üstüne binecek şekilde bir bölge de oluşturabiliriz. Katman yönetimini kolaylıkla yönetebiliyoruz. Katman yönetimini gerçekleştirebiliyoruz. Ve son olarak oluşturduğumuz bu bütün katmanları normalde sanal olarak görüyoruz yaptığımız zaman. Bunları en son adımda katı hale de getirebiliyoruz. Peki tasarımını yaptık ama üretilebilirliğini bir denemek olarak neler yapabiliyoruz? Draping Simulation aracımız var demiştik. Burada Draping Simulation içerisinde tıpkı bir analiz yapar gibi, yani bir katı analiz yapar gibi sonuçları bize renklendirilmiş şekilde modelimizde sunuyor. Ve bu şekilde modelimiz üzerinde nerelerde sıkıntı yaşayacağımızı görebiliyoruz. Aynı zamanda Creo'nun yapısal analiz aracı olan Creo Simulate ile beraber çalışabiliyoruz. Yani oluşturduğumuz yapıyı Creo Simulate ortamında analiz yapabiliyoruz. Yaptığımız bu analizin çıktısını alabiliyoruz. Nastran formatında ya da HDF file formatında da alabiliriz. Roll with alert özelliğimiz bulunuyor. Bu özellik aslında oluşturduğumuz katmanın bizim rulo genişliğimizi aşmaması gerekiyor. Bu üretilebilirlik anlamında bize zorluk çıkartan bir faktör. Bunun için bir alarm sistemi, yani aslında alarm sistemi dediğimiz bir uyarı sistemi bulunuyor. Bu uyarı sistemi de aynı zamanda Creo'nun kompozit modu içerisinde yer alıyor. Dediğimiz gibi teknik resim içerisinde playbooklar oluşturabileceğimizi söylemiştik. Peki, Creo kompozit modülü hani lisans olarak bakacak olursak Creo içerisinde iki adet Creo kompozit modülümüz bulunuyor. Bunlardan bir tanesi en temel paket olan Composite Design and Manufacturing modülü. İkinci modül olan ise Composite Design and Manufacturing Advanced modülü. Bu ikisi arasındaki tek fark aslında şöyle gördüğünüz gibi bir tanesinde Roll with Alert dediğimiz az önce bahsettiğimiz özellik bulunurken Base pakette ise bulunmuyor. Ve aynı zamanda katmanları bölme hatta o katmanlar arasında bir üst üste binecek şekilde overlap bölgesi oluşturabilme özelliğimiz de Advanced paketimizde yer alıyor. Evet, şimdi sunumumuz bu kadardı. Şimdi demoya geçeceğim. Var mıdır bir sorunuz acaba? Tamam, şimdi. Programımıza çalıştırabiliriz. Set Working diyorum ve şu şekilde parçamı açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi uçak motoru kapağı parçamız bulunuyor. Bu parçayı kompozit olarak tasarlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bu aslında bir yüzey. Kalınlığı olmayan bir yüzey. Creo'da biz buna quilt diyoruz bildiğiniz gibi. Bu yüzey üzerine şöyle gördüğünüz gibi belli eğriler oluşturulmuş. Bakın şöyle kapalı hacimli, kapalı profilli eğriler oluşturulmuş. Tabii bu eğrilerin oluşturulmasına yardımcı olacak yeni araçların geldiğini söylemiştik. Şöyle bakacak olursak, önceki Creo versiyonlarına hakim olanlarınız bilir. Burada bakın closed loop curl fonksiyonumuz yeni bir fonksiyon. Bu fonksiyon ile kolaylıkla bu şekilde kapalı geometrileri oluşturabiliriz. Şimdi Creo'nun kompozit modülüne nasıl ulaşabiliriz? Model sekmesi içerisinde Engineering grubunun altında yer alan kompozit butonuna tıklayarak
Şu şekilde arayüze erişebiliriz. Fakat bizim zaten şöyle yapılmış kompozit çalışmamız var. Oradan devam edeceğim. Şöyle bir kere tıklayıp Edit Definition diyorum. Evet. Şimdi artık dilerseniz başlayalım. İlk olarak şöyle malzemeleri göstereyim. Creo 10 ile beraber bizim bildiğimiz malzeme kütüphanesine yeni bir grup daha katıldı. Composite Material grubu. Composite Material grubuna girdiğiniz zaman burada iki klasör karşınıza çıkacak. Core Material ve Ply Material. İkisi arasındaki temel fark Core Material ile Ply Material arasında mimari farkı bulunuyor. Yani fiberlerin içinde güçlendirilmiş malzemelerin bulunduğu fiberlerin yerleşim mimarileri arasındaki fark aslında. Yani şuraya gelecek olursak ve kompozite tıklayacak olursak bakın mimari bölümünde burada core mimarileri yer alırken diğer klasörde ise farklı mimarilerde işte woven, stitched veya da undirectional mimarileri yer alıyor. Biz daha önceden işte şuradaki malzemeleri kullanmıştık. Bir tane core malzememiz bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi diğer malzemelerimiz ise ply material içerisinden seçilmiş malzemeler. Burayı da tanıttık. Şimdi artık başlayabiliriz. İlk olarak kompoziti oluşturacağımız yüzeyi seçmemiz gerekiyor. Yani aslında bütün yüzey bizim kullanacağımız malzeme. Dolayısıyla Layout Surface'e tıklıyorum. Daha önce tanıtılmış diyor. Tekrar tanıtmak istiyor musunuz? Evet diyor. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bütün yüzey seçilmiş durumda. Ve katmanlarımı hangi doğrultuda oluşturacağım? Yani böyle flip yaparak bakın katman doğrultusunu gösterebilirsiniz. Okey diyorum. Ve şurada Setup bölümünde bunun geldiğini gördüm. Bir de rozet dediğimiz kısım var. Burada da aslında şudur. Katman doğrultularını fiberlerin yerleşimi için kullanacağımız açılar, az önce gösterdiğimiz, bunları tarif etmemiz için bir koordinat sistemine ihtiyacımız bulunuyor. Biz buna da rozet diyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi bir rozet tanımladık. Daha öncesinden. Bu aslında bildiğimiz Creo içerisindeki koordinat tanımlaması gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi artık başlayabiliriz. Yani 3 tane temel başlangıç unsurumuz bulunuyor. Bu üçünü de tanıttıktan sonra artık katmanları oluşturabiliriz. Birinci katmanımızı oluşturalım. Manual Play'a tıklıyorum. Bakın şuradaki kapalı profili seçiyorum. Seçtiğim zaman bu şekilde highlight ediyor. Malzemem bu şekilde ve OK diyorum. Bakın şu an katı olarak görmeyeceğiz daha. Şu an sadece salon olarak görüyoruz. En sonunda katı hale çevireceğiz. Buraya getirdik birinci katmanı. Daha sonra ikinci katmanı şöyle core olarak yapalım. Core'a tıkladım. Ve bu sefer buradaki katmanı seçiyorum. Buradaki profili seçiyorum. Tabii buradaki malzeme hangisiydi? Bu malzeme benim core malzememdi. Tabii Manual Ply'dan farklı olarak core'da ne yapabiliyoruz demiştik. Bir taper ekleyebileceğimizi söylemiştik. Şöyle add loop diyerek aslında şurayı da şöyle çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Taper'a geldim. Bakın şuraya bir taper ekleyeceğim. İşte şurası 10 olsun. Daha sonra new set diyorum. Bu sefer buraya ekliyorum. Burası da 10 diyorum. Ve OK diyorum. Bakın ikinci katmanım da eklenmiş oldu. Şimdi tekrar manual apply diyorum. Ve yine bu şekilde bir katman seçtim. Tabii bir de hepsini yapmayacağım aslında. Şurayı seçerek
yüzeyi bölmüş oluyorum şu şekilde. Ben bu tarafa, bu taraf için yapacağım. Yani alt taraf için kullanacağım. Buranın da malzemesini belirliyorum ve OK'ye tıkladım. Şimdi burada bir renk dağılımı görüyorsunuz. Buradaki renk dağılımı aslında color map'e gelecek olursak fiziksel özelliklere göre sınıflandırılmış şöyle gördüğünüz gibi. Ben buradan işte bir malzemeyi değiştirirsem rengi de değişir. Ya da işte isterseniz buradan işte hangi özelliği, hangi rengi temsil etmesi gerektiğini de seçebilirsiniz tabii. Devam ediyorum. Manual Apply'a tıkladım. Bu sefer alt tarafı yapalım. Şurayı seçtim. Daha sonra kontrol tuşuna basılı tutarak buradaki profili seçiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki bölge için yaptım ve malzememi seçiyorum. Tekrar aynı şeyi yapacağım. Ve OK diyorum. Şimdi biz burada bunları oluşturduk. Şunlara bakalım. Mesela şuradaki ağacı biraz daha zenginleştirebiliriz. Şuraya tıkladım. Bakın. Yaptığımız her işlemin görebiliyoruz buradan. Ben mesela bunun malzemesini işte tekrar üstteki gibi yapabilirim. Değiştirdim. Hatta oryantasyonunu değiştirebilirim. Yani fiberlerin yerleşme açısını değiştirebilirim. Şunu 90 yapıyorum. Ve regeneration yapıyorum. Yani kontrol G'ye tıklıyorum. Bakın bunun rengi değiştiğini görebiliyorsunuz. Şimdi biz bu kadar katman oluşturduk ama şimdi bir kesit alalım. Kesiti almak için buradan laminate section'a tıklıyorum. Tabii biraz scale'i ölçeklik yapalım. Yani şöyle 5 kat olarak arttıralım. Bakın şöyle ilerlediğim zaman katmanları görebiliyorsunuz. Şöyle buraya geldiğimizde bakın bir taper eklemiştik hatırlarsınız. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunu burada OK dediğim zaman ve şuradaki bakın section bölümünde kesti kaldırdığım zaman bakın hala buradan katmanlarımı görebilirim. Niye? Çünkü şuradan görüyorum. Sağ tıkladığım zaman buradan hatch bölümü var. Bunu kaldırdığım zaman kalkar. Yani illa oradaki kesti almama gerek yok. Bu şekilde de görebilirim. Evet, diğer katmanları da şöyle getirelim. Sağ tıklıyorum. Exit Insert moda tıklayıp gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi diğer katmanlarda gelmiş oldu. Devam edelim. Şimdi biz her zaman üst üste ekledik ama bir geçiş bölgesi ekleyemez miyiz? Mesela ne demek istiyorum? 11, 12 ve 13. Bunlar üst üste binmiş katmanlar. Ben bunlara bir geçiş bölgesi de ekleyebilirim. Transition Plane şöyle her üçünü tekrar seçiyorum ve Transition Plane'a tıklıyorum. Mesela şuradaki kenarı seçelim. İşte artan şekilde olsun. En alttaki en büyük olacak şekilde. İşte 20 diyorum mesela bak. Şu şekilde bir geçişte ekleyebilirim. OK dediğim zaman bu şekilde bir geçiş ekleyebilirim. Ya da isterseniz buraya gelirsiniz. Shift'e basılı tutarak buraya tıkladığınız zaman bütün kenarlar için aynı şeyi yapmış olursunuz. Tabi burada biz 20 dedik ama hani farklı custom'da diyerek aslında hani eşit yapmaya da bilirsiniz. Şöyle custom diyorum. Farklı farklı değerlerde girebilirsiniz. 5 dediniz, 0 dediniz, 20 dediniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz.
Ama ben bu şekilde eşit dağılım kullanmak istiyorum. Okey dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın bir geçiş bölgesi ekledik. Hatta şuradan bir kesit alalım isterseniz. Şuraya geldiğimiz zaman bakın şurada geçişi kusursuz bir şekilde görebiliyoruz. Okey dedim. Evet, bu şekilde görmüş olduk. Tabii bir de bakın şurada kod farkından dolayı oluşan farklar var. Burayı da düzenleyebiliriz. Burayı düzenlememize yardımcı olacak olan araç drop-off. Drop-off aracı. Mesela bakın şuraya odaklanmanızı istiyorum. Mesela şurayı 0.5 ve enter dedim. Şuraya da 0.5 diyorum ve regenerate yaptığım zaman bakın buranın biraz daha daraldığını görebilirsiniz. Şöyle biraz daha katmanları arttıralım. Tabii tekrar oluşturmayacağım. Sadece şöyle copy diyorum ve special deyip tekrar oluşturuyorum. Ve son olarak bir tane de şöyle bütün hepsini kapsayan bir katman oluşturuyorum. Evet. Şimdi bir de bir başka mevzu var. O da şu. Gördüğünüz sıralamaları da değiştirebilirsiniz. Mesela biz buradan işte kopyaladık ya da suppress edilmişleri getirdik. Dolayısıyla burada oluşmuş olan sıralamada dağınık görünüyor olabilir. Bunu düzenleyebiliriz. Şuradan hepsini seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Properties dedim. İşte sequence dediğimiz yani şuradaki sıralamayı değiştirebiliriz. Daha doğrusu isimlemeleri düzenleyebiliriz. Değiştirmekten kastımız aslında şuradaki sıralamalar değişmiyor. Mesela işte ön ekiniz sek diyelim. Birden başlasın ve bir bir artmış olsun. Şöyle apply dediğimiz zaman şu şekilde bir düzenleme yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz. Mesela buradaki playlar da dağınık sıralanmış durumda. Şuradan geliyorum. Mesela şu an koru kaldıralım buradan. Apply dedik. Okey diyorum. Ve bütün hepsini seçip sağ tıklayıp Properties diyorum. Bu sefer neyime geliyorum? İşte apply dedim. Birden başlasın ve bir bir artsın diyorum. Ve apply dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da gelmiş oldu. Tekrar koru çağırabiliriz. Şimdi bir de bölmeleri yapabileceğimizi söylemiştik. Hatta bölmelerde öyle bölgeler tanımlayabiliriz ki üst üste binecek şekilde bölgelerde tanımlayabiliriz. Ne demek istiyorum? Şu mesela şuradaki son oluşturduğumuz katmana tıklıyorum ve buradan splice supply'a tıklıyorum. Bakın burayı seçti. Peki nereden bölecek? Yani bir eğri seçmem gerekiyor. Şuraya geliyorum ve şuradaki eğriyi seçiyorum. Buradaki eğri için bakın overlap bölgesini oluşturuyorum. İşte diyorum ki 10 milimetre. Bakın buraya doğru bir 10 milimetrelik curve attı. Okey diyorum. Şimdi bunun farkını şu şekilde görebiliriz. Bakın. Şunu hatch'ini aktif hale getirecek olursak bakın buraya ayırdık ama şuradan bakın overlap bölgesi var. Bu bölgeyi de bu sayede oluşturabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Mesela şu iki üst üste binen iki katman için splice tıklıyorum. Ve bunun için şuradaki
eğriyi seçtim. Burada hem bir overlap oluşturalım, hem de bir tekrarlasın. Yani şöyle 20 milimetre sonra tekrar bu şekilde bir bölge oluştursun. Buna da okey diyorum. Bakın. Şunu aktif hale getirdiğimiz zaman ne demek istediğimi görebilirsiniz. Evet. Bu şekilde tasarımımız bu şekildeydi. Şimdi bu yaptığımız tasarım üretilebilirliğe uygun mu, üretilebilir mi? Biraz da bundan konuşalım. Şöyle Draping Simulation'a tıklıyorum. Tabi burada mesela birinci kanala tıkladım. Bakın. Burada ne anlatmak istiyoruz? Şu. Ya zaten birinci play için çok bir problem yok. Yani burada nereden yerleştirdiğimize, noktayı nereden kullandığımıza bağlı olarak ilk teması nereden veriyoruz? İlk teması buradan verdiğimiz zaman şuralarda bakın sıkıntılar çıkıyor. Zaten bunu da anlayabilirsiniz. Bakın şöyle bir topolojiye sahip bölgeden bahsediyoruz. Bu bölgede katman katman yapıştırdığınızı düşünün. Buralarda zorluk çekersiniz. Buralardaki ne olabilir? Buraları iyileştirmek için. Belki tek bir parça olarak değil de farklı hani şuradan keserek diğer yerlerinde farklı farklı parça parça ekleyebiliriz. Bu şekilde bir çözüm olabilir. Şuna okey diyorum. Ve bakın buradan Draping Simulation ağacından da görebilirim. Bütün hepsi için yapacak olursak bakın hepsini seçiyorum ve Draping Simulation'a tıkladım. Hepsi için de sonuçları görüntüleyebilirim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bakın bazıları için sorun olmazken mesela şuna bakacak olursak bakın mesela şuradaki parça için burada tamamen yemyeşil gördüğünüz gibi. Fakat bazı yerlerde mesela burada sıkıntılar çıkmış durumda. Bazen şundan da sıkıntı çıkabiliyor. Mesela bakın şu 3 ile 4. katmanlar aslında aynı bölgeyi gösteriyor ama biri sıkıntılıyken daha doğrusu roll width dediğimiz rulo genişliği alarm verirken diğerini de vermiyor. Bunun da sebebi şu. Şimdi normalde üst üste eklediğiniz zaman yüzey alımı küçülüyor bir üst katman için. Dolayısıyla aynı genişlikte bir kompozit kullanamazsınız. Hani buradaki uyarı aslında onu ifade ediyor. Sağ tarafta da zaten drape az önce söylediğimiz durumu tarif ediyor. Bunları bu şekilde oluşturduk. Analizimizi de yaptık. Analysis bölümünden Export Analysis Model diyerek isterseniz NASTRAN formatında ya da şöyle HDF5 formatında da alabilirsiniz. HDF5 formatında alınca şöyle gördüğünüz gibi Draping Simulation'da export hale getirebiliyorsunuz. Şimdi bu katmanları oluşturduğumuz bu yapıyı Simulate içerisine dağıtabilirsiniz. Bakın mesela ben buraya OK dedim. Application'dan Simulate'e tıklıyorum. Bakın buraya geldim. Oluşturduğum bu yapı kuvvetlere dayanabilecek. Şöyle gösterelim. Bakın burası böyle bir constraint'e tabi tutulmuş.
ve buradan da bir kuvvete maruz bırakılmış, şöyle gördüğünüz gibi. Analiz enstant istiyorum. File, new static. OK dedim ve şöyle analize koşturuyorum. Hatta şunu da yaparsınız ki yapacağız birazdan. Farklı katmanları devre dışı bırakarak simülasyon içerisindeki farklılığı da görebilirsiniz. Mesela buradan işte displacement'a bakalım. Continuous'tan olsun, şöyle animasyon olarak bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir sonuç vermiş. Ne kadarmış mesela en yüksek yer değiştirmemiz? 0.8. Şimdi ben mesela core'u inaktif hale getireyim. Close dedim. Tekrar kompozite giriyorum. Ve buradaki core'u suppress ediyorum. Sıkıntı çıkaracak mı bakalım. Evet, tamam, suppress edebildik. Üst üste olduğu için, onun üstüne kurulduğu için sıkıntı çıkaracak diye düşündüm. Şimdi tekrar analizi yapalım. Bildiğiniz gibi core malzeme, yani aslında bizim yapımıza büyük rigidlik katkısı olan bir yapı. Yani dolayısıyla nasıl değiştiğini bunu görmek daha anlamlı olacaktır. Tekrar yapalım analizi. Deforme olmuş biçimde bakacak olursak, evet, gördüğünüz gibi biraz daha, bakın, artık rigidliğinden ödün vererek biraz daha yer değiştirmeye uğramış. Evet, bu şekilde Cryo Simulate içerisindeki etkilerini de görebilirsiniz. Farklı katmanlarınızın etkilerini. Şöyle buradan çıkalım ve devam edelim. Biraz buradan konuşmak istiyorum. Buradaki özellikleri aslında getirebilirsiniz. Yani aslında model ağacını kullanmayı biliyorsanız aynı şeyler burada da geçerli. Mesela buradan işte mesi silmek istiyorsanız buradan tree columns'a tıklarsınız ve bu şekilde sağdan sola atarak getirebilirsiniz. Ya da getirmek istiyorsanız mesela ben kütlelerimi göreceğim. Soldan sağa atıyorum ve apply diyorum, şöyle gördüğünüz gibi. İşte buradan sağa tıklıyorum. Mesh Properties Settings'e tıklıyorum ve Calculate diyorum. Ve OK diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi, bakın, bunu hesaplamış olduk. Hepsini hesaplamak istersek File diyelim. Prepare Composite Material. Ve burada Calculate tıklıyorum ve OK'yi tıklayarak hepsini şu şekilde getirmiş olduk. Bu tablonun çıktısını da alabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Bakın, buraya tıkladık. CSV formatında kaydedebilirsiniz. Mesela ben buraya dedim ki data dedim diyelim. Save diyorum. Bu şekilde getirebiliriz. Evet. Şimdi OK'ye tıklayalım. Aslında OK değil. Şöyle artık katılaştıralım isterseniz. Solidify Place'a tıklıyorum ve OK'ye tıkladım. Şimdi artık yaptığımız bu katmanlar katılaşacak. Artık tek bir yüzey değil de şu şekilde katman görebiliriz. Hatta şöyle yapalım. Buradaki quit'leri de gizleyelim. Evet, bakın şöyle görebilirsiniz. Evet.
Kraya içerisinde aslında yapacaklarımız bunlar. Bir de teknik resim için bakalım. Teknik resimde plyboard'lar oluşturabileceğimizi söylemiştik. Buradaki plyboard'lar aslında her katmanın açılımları. Her katmanın açılımları. Hatta içerisine Draping Simulation'dan bilgiler de ekleyebiliyorsunuz. Tabii onun için ayrı bir template oluşturulması gerektiği için ben şöyle hızlıca oluşturulmuş olan çalışmayı da göstereyim. Şöyle bakın. En alttaki parça Plybe, hatırlıyorsunuz bunu. Bakın bunun açılımını görebiliyorsunuz. Şuradaki kor malzemenin açılımı. Diğer katmanların bakın açılımları Ply 4, Ply 5. Bunların draping direction olarak da görebiliyorsunuz. Hatta şunu da yaparsınız. Şöyle en sona bir yer daha ekleyelim. Sağ tıkladım. Mesela buraya da export ettiğimiz tabloyu getirelim. Table from file diyorum. Şuradan işte CSV okudum. Datayı çağırıyorum. Bakın. Şuraya bu şekilde de getirtebiliriz. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben şöyle isterseniz mikrofonları da açayım. Soru sormak isteyen olursa sorularınızı alabilirim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Demo talepleriniz için de bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Sağ olun.